Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programıyla yine karşınızdayım. Konuğum her zaman olduğu gibi yine Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış. Yaşar Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Evet, bugün Türkiye dış politikasında Yunanistan'la yaşanan sıcak krizi konuşacağız. Karşılıklı adımlar ve açıklamalar devam ediyor. Avrupa Birliği de devrede. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya da krizi yatıştırmak üzere devreye girmiş görünüyor. Ancak son olarak Yunanistan Meis Adası'na asker çıkardı. Ankara'nın buna tepkisi sert oldu. Müsaade etmeyeceğiz yanıtı geldi. Yunanistan Meis Adası Türkiye kıyılarının 2 kilometre açığında ve silahlandırılması yasak bir ada aslında. Buraya AFP'nin geçtiği görüntülere göre turist feribotlarıyla asker konuşlandırdı. Ankara sert tepki verdi. Bugün de Yunanistan'dan bir başka açıklama geldi. Onda da Kıbrıs'la deniz yetki sınırlandırması anlaşması yapabileceklerine dair bir tehdit açıklamasıydı. Hatırlayacaksınız, Mısır'la daha önce bu anlaşma yapılmıştı. Yani meselenin görünen iki yüzü var. Birisi Doğu Akdeniz'de hidrokarbon enerji kaynakları üzerinden devam eden güç mücadelesi. Diğeri de Ege'de adalar ve yine kıta sahanlığı üzerinden uzun zamandır, yıllardır var olan sorunun yeniden canlanmış gibi görünmesi. Yaşar Bey, ne diyeceksiniz? Karşılıklı açıklamalarla kriz tırmanıyor. Avrupa Birliği de tarafını Yunanistan'dan yana seçmiş gibi en azından bir izlenim veriyor. Sizin durduğunuz yerden, baktığınız yerden krizde tarafların konumu nasıl? Hangi tarafın eli daha güçlü? Şimdi her şeyden önce Avrupa Birliği'nin kendi içinde geçerli bir kuralı var. O da şu: Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinin taraf olduğu bir anlaşmazlıktan Avrupa Birliği'nin öteki üyelerinin o birlik üyesi ülkeden yana konum almaları yolunda bir karar bu. Bu Avrupa Birliği'nde eskiden beri mevcut bir karar. Galiba Lizbon kararları deniyor adına. Dolayısıyla Avrupa Birliği kuralları gereği, kendi iç kuralları gereği eğer üyelerinden biri üye olmayan, Avrupa Birliği'ne üye olmayan bir ülkeyle bir anlaşmazlığa düşmüşse bu anlaşmada bir bakalım belki de bizim üyemiz haksızdır diye bakma geleneği yok. Doğrudan doğruya ona karşı tutum alıyor. Yalnız bu son gayri resmi Avrupa zirvesinden önce Fransa ile Almanya arasında, daha doğrusu Macron ile Angela Merkel arasında yapılan görüşme sırasında Almanya'nın Macron kadar Türkiye'ye karşı olmadığı izlenimi o zaman ediniyordu. Ama resmi bir toplantıda pek tabii ki Almanya, demin söylediğim o Lizbon kararları dediğimiz karar ışığında Yunanistan'ın tarafını tutmak mecburiyetini hissetti. Ve bunu da Angela Merkel açıklarken Avrupa Birliği'nin bir üye ülkesini destekleme mecburiyeti vardır demek, bu şekilde vaaz etmek suretiyle bunun kendileri için bir çeşit iç düzenlemeden kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu söylemiş oluyor. Ama bu biraz daha iç tarafa sararsam yine aynı şekilde güçlü bir şekilde Yunanistan'ın tarafını tutmaya devam ederler mi? Bu belli değil, çünkü hem Yunan basınında hem de Alman basınında Türkiye'nin birçok yerlerde haklı olduğuna dair oradaki tarafsız gözlemcilerin yaptıkları açıklamalar var, yayınladığı makaleler var, televizyonlara çıktığı zaman işte konuşan insanlar var. Yani Türkiye'nin o kadar da haksız olmadığını bir bakıma dile getiriyorlar. Böyle bir durumda Türkiye'nin pek tabii ki geri çekilmesinin hiçbir nedeni yok. Belki Türkiye kendi sorununu biraz daha vurguyla açıklaması lazım. Karşı tarafı ikna edici şekilde. Yani mesela anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız
Trump'la görüştüğü zaman, Trump'la görüştükten sonra Trump bu kez Yunanistan Başbakanı ile bir defa daha görüşme ihtiyacını hissetmiş. Oradan şunu anlıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı söylediklerinin birçoklarında ikna etmiş olsa gerek ki Trump bu sefer Yunanistan'a tekrar dönme ihtiyacını hissetti. Tabii bu kadar çok ülkenin, Türkiye'nin karşısında yer alması, geçenlerde bir yerde bir demecim de çıkmıştı zaten. 1912'de Balkan Savaşı, Osmanlı'nın en son kötü savaşı diyebileceğimiz savaşın öncesinde bütün Balkan ülkeleri ve bütün büyük ülkeler kayboldu sesiniz. Görüyor musunuz beni? Evet Yaşar Bey. Balkan Harbi'nin öncesinde bütün Balkan ülkeleri ve önemli ülkeler Türkiye'ye karşıydı. Ve orada da işte Balkan Savaşı başladığı zaman Türkiye Balkanlardaki bütün topraklarını kaybetti. Yani haklı olmak, o tarihte de haklıydı Türkiye. Haklı olmak her zaman yetmiyor. Aynı zamanda güçlü olmak lazım. Çok sayıda dostu olması lazımdır. Türkiye şu anda o açıdan şanssız bir dönemde. Yalnız yine barışçı yolları ön planda tutmak suretiyle, davasını iyi izah etmek suretiyle yoluna devam etmesi lazım. Çünkü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunun başı adaların kendi deniz yetki alanları var mıdır yok mudur meselesine girip dayanıyor. Meis Adası gibi sadece 10 kilometre kare büyüklüğünde adeta birçok haritalarda yer almayan bir haritanın 4000 misli, kendi yüz ölçümünün 4000 misli bir deniz alanına hak kazandırıyorlar. Bunu dünyada birçok aklı selim sahibi insan ve izan sahibi insan Yunanistan'ın bu tutumunun doğru olmadığını söylüyor. Türkiye'de aynı şekilde bunu muhataplarına anlatması lazımdır. Ve savaşa vardırmadan, çünkü savaşın nereye varacağı belli olmaz. Çünkü özellikle karşımızda Doğu Akdeniz'le ve Türk-Yunan sorunlarıyla alakalı olsun olmasın birçok hasım devlet var karşımızda. Peki. Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bunların arasında sayıyorum. Evet, yani bugün Mısır'ın Türkiye eski büyükelçisinin bir açıklaması var, Abdurrahman Selahattin. Türkiye'yi tüm bölge ülkeleri için bir tehdit olarak gördüğünü söylüyor. Bölge ülkelerinin Türkiye'nin tehdidi altında hissettiklerinden bahsediyor. Ve Türkiye'nin artık bölgede sadece gangster olarak görülen Müslüman kardeşlerle özdeşleştirildiğini belirtiyor. Bugün yine ilginç bir gelişme vardı. Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme adımları çerçevesinde ilk ticari uçuşta yer aldı, bir açıklama yaptı ve Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılabileceğini belirtti. Aslında bir taraftan Trump'la görüşülerek bir şeyler düzeltiliyormuş gibi bir izlenim oluşsa da diğer taraftan sanki Amerika F-35'ler yaptırımları bağlamında ve yine bölgedeki politikalarını sürdürme bağlamında Türkiye'nin hassasiyetlerini çok da dikkate alıyormuş gibi bir izlenim vermiyor. Ne dersiniz? Yani Türkiye yalnız olduğunu, Türkiye'nin yalnız olduğunu her vesileyle bundan önce konuşmalarımızda dile getirip Türkiye bu yalnızlığını da sürdürüyor ve yeni dostlar edinmesi gerekirken veya eski itiraflı olduğu ülkelerle sorunlarının çözülmesi yerine yenileri ekleniyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ondan sonra Mısır'ın tutumu bunlara bir örnektir. Mısır'ın dile getirdiği hususlar çok önemli. Türkiye için PKK neyse Müslüman kardeşler de Mısır için aynı şey.
Hatta daha da fazlası onlar için. Çünkü şimdiki Cumhurbaşkanları Sisi Mısır'da gerçekleştirdiği askeri darbeyi Müslüman kardeşlere dayanan bir hükümeti devirmek için yaptı. Yani devirdiği rejim Müslüman kardeşlere dayanan bir rejimdi. Şimdi Libya'da Müslüman kardeşlerin ağırlıklı olduğu Trablusgarp hükümetini Türkiye, Birleşmiş Milletler'in desteklediği hükümet olmasına rağmen Türkiye o hükümeti destekleyince pek tabii ki Mısır'da buna karşı tepki gösteriyor. Ve bunu kendisine karşı Mısır'a karşı, yani Türkiye'nin Mısır'a karşı hasmane bir tutumu olarak görüyor. Orada Mısır'ın haklı olduğunu kabul etmek lazımdır. Peki bu F-35'lerle ilgili aslında bütün meseleler birbiriyle bağlantılı gibi görünüyor. Biz Doğu Akdeniz ve Ege'yi konuşmaya çalışıyoruz ama karşımıza F-35'ler çıkıyor. F-35'lerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılma ihtimali nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri ile var olan sorunlar çıkıyor. Yine oradan bu yaptırımlar zaten S-400 hava savunma sistemi satın alındığı için karşısına çıkıyor Türkiye'nin. Orada da Rusya ile bir bağlantı oluşuyor. Nasıl tanımlarsınız? Dış politikada böylesi derin bir krizi tanımlamak, sarmalı, çıkmazı, açmazı tanımlamak için bu düğümü ya da bir tabir var mıdır? Yani her şeye rağmen sessiz diplomasidir bunun çözüm yolu. Bağırarak, çağırarak, meydan okuyarak, ülkelere hakaret etmek suretiyle ve sessiz diplomasinin kurallarından saparak bu işi çözmemek daha zordur, onu kabul etmek lazım. Türkiye, Atatürk'ün 1920'de Büyük Millet Meclisi Hükümeti kurulduktan sonra ilk yaptığı şey, mümkün olduğu kadar bütün ülkelerle, savaşlı ülkelerde dahil olmak üzere, savaşlı ülkeler arasında Yunanistan işte, yani ülkeden Türkiye istiladen Yunan askerlerini kovmak suretiyle savaş sona erdi ve o ülkeyle dahi, Yunanistan'la dahi dostluk anlaşmaları imza etmek suretiyle mümkün olduğu kadar Balkanlarda o sırada Bulgaristan revanşist bir, revizyonist bir politika izliyordu. Çünkü Bulgaristan Ege Denizi'ne inen bir koridor istiyordu. Onun için kendisiyle Versa'da yapılan anlaşmaları kabul etmiyordu. Revizyonist bir politika izliyordu. Türkiye, Yunanistan'la birlik olmak suretiyle, Sırbistan'la birlik olmak suretiyle, Balkanlardaki öteki ülkelerle birlik olmak suretiyle Balkan Paktı'nı kurdu. Sonra Orta Doğu ülkeleriyle Sadabat Paktı'nı kurdu. Bütün bunlarda amaç yakın bir zamanda savaş halinde olduğumuz ülkelerle bir an önce sorunları çözümleyip ondan sonra zamana yaymak suretiyle öteki sorunları da çözümlemeye yönelmişti. İşte Antakya sorunu, Hatay sorununu da Atatürk'ün ölümüne yetişmedi ama onu da yoluna koymuştu ve kendisi öldükten sonra da hedeflediği amaç gerçekleşmiş oldu. Bunu nasıl sağladı? Mümkün olduğu kadar yakın zamana kadar savaştığı ülkelerle dahi dostluk kurmak suretiyle. İşte haklı olmak her zaman yetmiyor. Öteki ülkelerin de size karşı eskisine nazaran daha yumuşak davranmaya hazır olmaları lazım. Türkiye şu anda onu yapamıyor maalesef. Peki aslında Yaşar Bey, kısa bir süre öncesine kadar Avrupa Birliği bağlamında özellikle Türkiye'ye karşı daha toleranslı bir dış politika izlediklerini söyleyebilir misiniz? Çünkü göçmen mülteci sorunu vardı. Türkiye'de mültecileri bir şekilde Türkiye'de tutmayı başarmıştı. Bir anlaşma imzalanmıştı. Bunun karşında da Türkiye'ye belli bir miktar para ödenmişti. O dönemlerde sanki tüm sorunlara rağmen Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerindeki sürecin tıkanmasına rağmen bu denli sorunlu bir dış politika karşımızda yoktu. Ne değişti?
Türkiye mi değişti, Avrupa Birliği mi değişti ya da Yunanistan, Mısır mı değişti, Körfez ülkeleri mi değişti? Ne değişti de Türkiye bu noktaya geldi? Galiba hepsi değişti. Bu değişikliğin birinci adımı Türkiye'nin dışlanması suretiyle Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanını paylaşılması için öteki ülkelerin Türkiye'yi dışarıda bırakarak bir anlaşma imzalamaları birinci adımı teşkil etti. Peki burada Türkiye'nin kusuru yok mu? Var. Türkiye'de belki Güney Kıbrıs Rum kesimini dışarıda bırakmak suretiyle ben onun ülkeyi tanımadığım için onu bir tarafa bırakalım. Ama Mısır'la, Yunanistan'la, İsrail'le, Lübnan'la, ondan sonra Suriye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını paylaşmak için daha Arap Baharı falan başlamadan önce bunu yapabilirdi Türkiye. O tarihte bunu yapmış olsaydı şimdiki sorunların bir kısmı ortaya çıkmayacaktı. Türkiye bu konuda uyandığı zaman Doğu Akdeniz'in kendisi dışındaki ülkeler tarafından paylaşılmış olduğunu gördü. Bunun üzerine de biraz yaratıcı davranmak suretiyle Libya ile deniz yetki sahalarımızın bitiştiği bir nokta buldu, bir ufak pencere, fırsat penceresi buldu ve Libya'da o tarihlerde Hafter'in orduları Tripoli'ye doğru, Trablusgarp'a doğru harekete geçmişlerdi. Geçen senenin Nisan ayında harekete geçmişlerdi ve Libya hükümetini, meşru Libya hükümetini çok dar bir alana sıkıştırmıştı. Belki Trablusgarp hükümetini de devirmek üzereydi. Böyle bir zamanda Türkiye o Libya hükümetiyle uluslararası camianın veya Birleşmiş Milletler'in tanıdığı o Libya hükümetiyle hem deniz yetki alanlarını sınırlayan bir anlaşma imzaladı hem de askeri bir anlaşma imzaladı. Askeri yardımlaşma anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirdi. Suların akışının yönünü değiştirdi ve bu birçok ülkeyi de rahatsız etti. Dolayısıyla ne değişti derken değişen şeylerden biri bu. Bir de demin söylediğim gibi Türkiye Birleşmiş Milletler'in desteklediği hükümeti desteklemektedir Libya'da ama bu hükümet uluslararası camianın dışlamak istediği bir hükümet çünkü o hükümet Müslüman kardeşler tahakkümü altında bir hükümet olarak görülüyor öteki ülkeler tarafından. Tam onu Bu sorayım onlar için Yaşar Bey. önemli. Ya yaşayabilir mi o hükümet? Yani bugün Sarraç ile Türkiye arasında bazı anlaşmazlıklar yaşandığı belirtiliyor. Sarraç'ın yerine başka isimlerin getirilmek istendiği belirtiliyor. Bir ateşkes söz konusu. Yine Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin inisiyatif aldığı bir ateşkes anlaşması söz konusu. Şu an için taraflar en azından bir süreliğine sükunete bürünmüş görünüyor. Ne dersiniz? Mısır'ın bu kadar Müslüman kardeşler karşıtlığının hassasiyetinin yüksek olduğu bir durumda, Körfez ülkelerinin bu denli karşı olduğu bir örnekte, Libya'da ve Rusya'nın da Türkiye'nin karşısındaki tarafı desteklediği bir durumda, bu hükümetin yaşaması ve Türkiye ile yapılan bu anlaşmanın geçerli kalma ihtimali nedir sizce? Yani zorlanacaktır Türkiye ve uluslararası camia, hele Rusya ile Amerika bir orta noktada buluşmuşlarsa, öteki ülkelerin desteğiyle öyle zannediyorum şimdiki bizim geçerli saydığımız formülün dışında formülleri deneyeceklerdir. Ve Libya böyle zenginlik üzerine oturmuş, 4 ila 5-6 milyon nüfusu olan bir ülke. 4 milyon mudur, 7 milyon mudur? Öyle o civarlarda bir şey ama çok büyük bir 1,7 milyon kilometre kare toprağı var. Çok zengin petrol kaynakları var. Böyle bir ülkeyi Türkiye'ye kolay kolay yedirmek istemiyorlar. Ve
Onlar da gayret sarf edecekler. Türkiye'de bağırarak çağırarak değil, asker göndermek suretiyle değil, o ülkelerle bir ortak noktada buluşarak, onların da çıkarlarını koruyan, Türkiye'nin çıkarlarını da koruyan bir yerde buluşmaya çalışması sanki daha akılcı ve pragmatik bir yol olur diye düşünüyorum. Peki Yunanistan'ın son zamanlarda Türkiye'nin hassasiyetlerini belki de kaşıyacak şekilde Ege sorununu da denkleme dahil etmesiyle ilgili ne dersiniz? İşte karasularını 12 mile çıkarma açıklaması var. Ardından Türkiye'nin de bu bir savaş sebebidir tepkisi var. Yani mesele Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesinden başladı ancak var olan eski sorunlarda yeniden hortlamış görünüyor ve aynı zamanda Meis Adası'nın silahlardan arındırılmış bir ada olmasına rağmen ya da öyle bir konumlandırılmasına rağmen Yunanistan tarafından silahlandırılması ile ilgili ne söylersiniz? Şimdi bir kere o 12 mil meselesi 1995 yılına uzanan bir konu. 1995 yılında Yunan parlamentosu, Yunan hükümetine hükümet uygun gördüğü zaman karasularını deniz hukuku, uluslararası deniz hukuku sözleşmesinde öngörülen 12 mile dilediği zaman çıkarabilir diye bir karar verdi, yetki verdi. 1995 yılından bahsediyoruz. Yunan parlamentosu bunu kabul eder etmez, Türk parlamentosu ertesi günü bir hükümeti yetkili kıldı. Eğer Yunanistan şimdiki gibi 6 milde bırakmazsa kendi karasuların genişliğini 12 mile çıkarırsa bunu savaş sebebi casus belli ilan ediyorum diye o tarihte bir karar verdi. Bu karar halen geçerli. Yani Türkiye eğer Yunanistan 12 mile çıkarırsa karasularını genişliğini Türkiye savaş sebebi. Bundan bir yıl önce, 1,5 yıl kadar önce Yunanistan bu konumunu Türkiye'nin durumunu biraz daha aşındırmak için başka bir adım attı. Ben dedi, Türkiye'nin hassasiyetini anlıyorum. Ege'deki adaların etrafındaki karasuların genişliğini 6 milden 12 mile çıkarırsam hakikaten Ege Denizi'nin %80'i ve hatta 85'i Yunan hakimiyeti altına girmiş olacaktı. Ama onu Ege'de yapmayacağım, İyon Denizi'nde yapacağım demek suretiyle böyle bir sapma yöntemi denedi Yunanistan ve o hüküm halen geçerli. Dolayısıyla Yunanistan 12 mile çıkardı ama bu sadece İyon Denizi içindir deniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin 12 mile çıkaramazsın yolundaki iddiası ve konumu devam ediyor. Çünkü eğer 12 mile çıkarılırsa Türkiye'nin Ege'deki limanlarından bir Türk gemisinin yola çıkıp da İstanbul'a gitmesi mümkün olacak. İstanbul'a gidebilmesi için mutlaka Yunan karasularından geçme mecburiyeti olacak. Türkiye kendisinin bu şekilde boğazı sıkılarak boğulmasına izin vermeyecektir. Öyle zannediyorum. Bunu uluslararası camiaya da iyi izah etmesi lazımdır Türkiye'nin. Yani bu 12 mil meselesi 1995'te kabul edilmiş, kapatılmış ama Yunanistan'ın bundan 1,5 yıl kadar önce İyon Denizi'ne sadece imza ettirmek suretiyle yeniden başlattığı bir şeydir. Peki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Girdiğimiz her yolda bedel ödemeye razıyız diyerek Yunanistan'ı hedef almıştı. Artık taraflar savaş kelimesini çok rahat bir şekilde kullanmaya da başladılar. Ne dersiniz? Tüm bunlar birer blöf ve karşılıklı tehditlerle sınırlı kalacak mıdır? Yoksa taraflar sıcak bir çatışmaya çekilme riskiyle karşı karşıya mı? Çünkü bu işler belki eli titreyen bir askerin aniden tetiğe basmasıyla da patlak verebilecek meseleler. Ne dersiniz? Doğrudur, mümkündür.
Ve biraz önce söylediğiniz fakat benim üzerinde yeteri kadar durmadığım bir hususu da açıklık ettikten sonra bu Tabii, buyurun. sorunuza geleceğim. Meis Adası'na asker çıkarması meselesi. Meis'in statüsü gayri askeri olduğu halde bunu yapıyor. Halbuki sadece Meis Adası değil, Doğu Ege Adaları da gayri askeri statüde. Yani 1913 yılında Osmanlı Devleti Balkan Savaşı'nı kaybedince Ege Adaları'nın tamamı Yunanistan'a verildi. Yalnız Doğu Ege Adaları'nın gayri askeri de, statüde olması koşuluyla verilmişti. Buna rağmen Yunanistan hatta NATO programlarını da kullanmak suretiyle o adalarda NATO tesisleri inşa etmek suretiyle adeta NATO tesis demek Türkiye'nin de mali katkıda bulunduğu tesislerin inşa edilmesi suretiyle oralarda askeri tesisler kurdu. Bu anlaşmalara aykırı olduğu halde Türkiye bu konuyu hiçbir zaman uluslararası adalet divanında dahil olmak üzere veya iki ülke arasındaki müzakerelerde çok canlı tutmak suretiyle bunu yeteri kadar gündeme getirmedi. Sanki o adaların gayri askeri statüde olduğu unutulmuş gibi davranılıyor. Şimdi belki hatırlarsınız bu 1967 Savaşı'nda İsrail Sina Adası'nı işgal ettiği zaman oradan geri çekilirken Sina Adası'nı üçe bölmek suretiyle askersiz statüye getirdiler. Askersiz statü şöyle, yukarıdan aşağı çizilmiş üç çizgi, İsrail'e en yakın olan kısmında hiçbir şekilde tabanca dahi bulundurulmayacak. Hiç kimse hiçbir askeri malzeme bulunduramayacak. Orta kısımda hafif askeri silahlar bulunulabilecek. Mısır'a yakın olan kısımda da biraz daha ağır olanları. Mısır bunu millikler arası bir gözlemciler grubuna havale etmek suretiyle Guatemala'lı, Ekvatorlu askerler orada şimdi nöbet tutuyor. Oralarda Sina Çölü'nde dolaşan bir adam gördük zaman durduruyorlar. Üzerinde silah var mı diye bakıyorlar. Böylelikle silah yoksa serbest bırakıyor. Silah varsa silahını alıyorlar. Yani İsrail Sina Çölü için, Sina Yarımadası için askersiz statüyü kabul ettirdi ama uyguluyor da. Türkiye 1912'de, 1913'te kabul edilen askersiz statüyü sonra Lozan'da, sonra da 1947'de Paris Anlaşması'yla kabul ettirdiği halde yani o anlaşmalarda da bu adaların gayri askeri statüde olduğu belirtildiği halde Türkiye bunu İsrail'in Sina'da yaptığı şekliyle gerçekleştirmiyor. Bir aşılmaya uğruyor zamanla. Türkiye'nin o aşılmaya meydan vermemesi lazımdır. Peki Yaşar Bu Bey, şeyle, birinci soruyla yani Meis Meis Adası Adası. asker statüsü ama öteki şeyler de var. Şimdi hassasiyet meselesi pek tabii ki bu kadar gergin olunca, her tarafta askerler olunca, askerlerin eli yanlışlıkla tetiğe giderse bir tırmanma başlayabilir. Bundan her iki tarafta zarar görür. Ve en sonunda ne olacaksa, birbirine girecekse ordular, sonunda yine müzakere masasında çözümlenecek bu işler. Dolayısıyla o müzakere masasını şimdi kurmak lazım. Türkiye'nin bağırma çağırma, megafon diploması uygulaması yerine sessiz diplomasiyle bunu yapması lazımdır. Peki Yaşar Bey, o zaman şunu sorayım. Yani dediniz ki, siz de bunun altını çizdiniz. Eğer şu an birçok ülkeyle anlaşmalar yapılıyor, Türkiye dışlanıyor. Türkiye geç bile kaldı ve belli anlaşmaları yapmakta. Bölge ülkeleriyle, işte Mısır'la, İsrail'le, Lübnan'la, belki zamanında Libya'yla. Çok geç
kalındı ve hala da kalınıyor denilebilir mi? Çünkü bölgenin Evet. statüsü bu anlaşmalar aracılığıyla zaten belirlenmiş olacak ve Türkiye'nin elinde sadece kala kala belki Libya kalmış olacak ki onu siz de söylediniz. Geleceği akıbeti belirsiz Libya'daki Türkiye'nin desteklediği varlığın siyasi varlığın. Ne dersiniz? Çok geç kalındı Türkiye bunun Geç telaşında mı? kalınmıştır. Evet. Yani 1913'ten beri adalar için nasıl zaman içinde aşınmış ve bugünkü hale gelmişse ötekiler de yavaş yavaş öyle olacaktır. Şimdi Kıbrıs devletiyle Yunanistan'ın tabiriyle deniz yetki alanı anlaşması imzalayacağız diyor. Türkiye'nin ona şiddetle karşı çıkıp Kuzey Kıbrıs'ın kabul etmemesi halinde halen geçerli olan 1960 Anayasası'na göre buna imkanı olmadığını Türkiye'nin bütün uluslararası camiaya anlatması lazım ve çok yoğun bir diplomasiyle yürütmek lazımdır bunu. Peki diplomasi seçeneği çoktan dışlanmış gibi görünüyor. Yani kimseyi masada göremiyoruz. Biz sadece Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşması ya da Kıbrıs'la yapma tehdidinde bulunduğu anlaşmaları görüyoruz. Yine Yunanistan'ın Avrupa Birliği desteğini de arkasına alarak yaptığı açıklamaları görüyoruz. Yani bu noktada müzakere masası çok olası gibi görünüyor mu? Ne dersiniz? Yani başka seçenek, yani bunun öteki alternatifi savaşmak. Türkiye işte bedeli neyse öderiz diyor. Bedeli bir sürü genç insanımızın ölmesi ve sonucunun ne olacağı belli olmayan bir savaş bu. Çünkü o savaşın sonucu öyle olur ki şimdiki durumumuzu arar. Mumla Evet. ararsın. Yani ne dersiniz böyle Türkiye kaybedeceği bir savaşa sürüklenmeyi göze alabilir mi? Çünkü karşısındaki taraflara baktığınızda Avrupa Birliği yani güç dağılımı dengesi bakımından bu resleşmede siz Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Şimdi geçen hafta yapılan Avrupa Birliği gayri resmi zirvesinde Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanması kararı alındı. Yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği yetkililerinden verilen bilgilere bakılırsa çoğu ekonomik yaptırımlar daha tam kesinleşmedi. Eylül ayının 25'inde 27'sinde mi ne bir Avrupa Birliği zirvesi yapılacak. O zirvede asıl karar verilecek. Şimdiki gayri resmi toplantı olduğu için burada alınan kararların bir geçerliği yok. Dolayısıyla 27 Eylül'ü beklemek lazım. O toplantıda şu anda ismi zikredilen yaptırımlar belki yürürlüğe girecek. Yaptırımlarda da ima edildiği kadarıyla Yunanistan pek tabii ki yaptırımların çok ağır olmasını hedefliyor ama Avrupa Birliği'ndeki aklı başındaki insanların zihnindeki yaptırımlar o şeyde mesela Oruç Reis gemisinin kaptanının Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmesi halinde vize verilmemesi veya Oruç Reis gemisinin Avrupa limanlarına girememesi gibi Türkiye'nin onsuz yapabileceği yani feragat edebileceği şeylerdir. Ama Avrupa fonlarından kredi alınması zorlaşılabilirse başka daha da ağırına giderse Türkiye bundan sıkıntı çeker. Ama Amerika'nın hem tek taraflı olarak hem de çok taraflı Birleşmiş Milletler olarak müeyyidesi olarak İran'a uyguladığı müeyyidelere bakıyoruz. İran halkı bütün sıkıntıları sineye çekmek suretiyle ona direndi. Türkiye de direnebilir. Yani Türkiye batmaz bunlardan ötürü ama Türkiye zarar görür. Yani zarar görmesi başka,
Türkiye'nin sonunun gelmesi, öyle bir ihtimalden bahsetmiyorum. Ama Türkiye o duruma getirmemek lazım. Türk halkının ekonomisini, yani ekonomik gelişmesini zorlaştıracak bir konuma Türkiye'yi sokmamak lazımdır. İyi yönetim, iyi yönetişim ve iyi yönetim, bir ülkenin iyi yönetimi bu demektir. Ülkesini, insanlarını daha mutlu kılmak, ekonomisini geliştirmek, ondan sonra böyle insanları, genç insanlarını savaşa göndermek değil de daha öteki yollarla çözümlemeye çalışmak. Yani eğer savaş olursa pek tabii ki hepimiz elimize silahımızı alıp, yani ben 83 yaşındayım, ben de bana düşen bir görev varsa vatanım için yapmak durumundayım. Orada hiç tereddüt yok. Ama bunu onsuz yapabilirsek, ona müracaat etmeden, o yola, o duruma düşmeden yapabilirsek doğrusu odur. İyi yönetilen ülke bu demektir. Yani son olarak Türkiye'nin yapması gereken hemen ve derhal belki de müzakere masasına mı dönmek? Evet. Müzakereyi zorlamak. Ve şeyle değil ama megafon diplomasisiyle değil, böyle yüksek perden atarak değil, kapalı kapılar altında sessiz diplomasiyle bütün imkanları seferber etmek lazım. Dışişlerinde, Türk dışişlerinde son derece yetenekli, son derece bilgili insanlar var. Şu anda bunlar tamamen devre dışı. Onlar olayları dışarıdan takip ediyorlar. Bu duruma düşmek lazım. Bu büyük imkanı tepe tepe kullanmak lazımdır. Peki. Esra Bey, yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim.